Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz ekoloji. Test numaramız 29 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Besin piramidinde D ve B yönlerinde hangisi gerçekleşir diye sorulmuş. Şimdi D aşağıya doğru üreticilere doğru B ise yukarıya tüketicilere doğru çizilen bir grafiğimiz. Dolayısıyla A şıkkında biyokütlenin artacağı aşağı doğru doğrudur. Biyolojik toplum ağırlık artar aşağılarda. Fakat DDT gibi, siyanür gibi zehir birikimleri yukarıya doğru azalmaz. Tam tersi artış gösterir. Onun için A şıkkı doğru olamaz. B şıkkında birey sayısı azalır demiş aşağıya doğru. Hayır tam tersi üreticilere doğru birey sayısı artar olacaktı. Ama aktarılan enerji yukarıya doğru her basamakta onda bir sadece aktarılır. E, 190 enerji kaybı vardır ısı şeklinde dışkıyla e, sindirilmeyen artıklar şeklinde. Bu kısım doğru ama şu kısım yanlış oldu. B de gitti onun için. C şıkkı enerji kaybı artar mı aşağıya doğru? Hayır. Üreticiler daha fazla enerjiye sahiptirler. güneşte doğrudan bağlantılı çünkü bu canlılar. Aktarılan enerji artar mı yukarıya doğru? Hayır. Her basamakta onda biri e, sadece aktarılabiliyor demiştik. Bunun her ikisi yanlış oldu. D şıkkı zehirli madde miktarı azalır aşağıya doğru. Evet çünkü zehirlerin yukarıya doğru birikimi artar. Çünkü birey sayısı azalıyor. Bu da birey başına düşen zehir miktarının oranını artırmış olur. O zaman bu ifade doğru. Peki vücut büyüklüğü yani birey büyüklüğü artar mı yukarıya doğru? Evet, artar. Üreticideki otların büyüklüğüyle tüketici canlıların, onları tüketenlerin vücut büyüklüğünün aynı olması beklenmez. Yukarıya doğru vücut büyüklüğü arttığı için zaten ne yapıyorlar? Daha çok fazla besin yemek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda azalan enerji de bunu ne yapmış oluyor? Tetiklemiş oluyor. O zaman değişiklik doğru olmalı. E'ye bakalım bir de. Bireysel kütle artar mı acaba? E, bireysel kütle bakın. Biyokütle demiyor. Bir tane canlının kitli kütlesi aşağı doğru azalır. Yukarı doğru artar olacaktı. Birey sayısı artar mı yukarı doğru? Hayır. Tam tersi. Birey sayısı yukarıya doğru azalır idi. Onun için E'nin ikisi de yanlış olmuş oldu. Cevap denizli olarak bulunur diyoruz. İkinci sorumuz aşağıda deniz yosunlarının ortamdaki canlara bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre grafiğe dayalı olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ne görüyoruz? Bakınız e, Ağustos 1982'de başlamış grafiklerimiz. Şubat 84'e kadar bakın alınmış e, ve deniz yosunlarının kalkmamış olduğu alan yüz olarak belirtilmiş. Hem deniz salyangozları hem deniz kestanesi ortamdan uzaklaştırılınca bakın deniz yosunları düşmansız kalmış ve bakın sayılarını en fazla bakın şurada artırmayı başarmışlar. Bakın sonra yalnız deniz kestanesi ortamdan kaldırılmış. Yani sadece deniz salyangozları kalmış. Bakın gene deniz salyangozları kaldığı zaman deniz yosunları daha az etkilenmiş bu durumdan. Yalnız deniz salyangozları ortamdan kaldırıldığı zaman yani deniz kestaneleri ortamda kaldığı zaman daha çok e, deniz yosununu tüketmişler. Bakın sayıyı iyice minimuma indirmişler görüyorsunuz. Şurada bakın kontrol grubuymuş. Ne yapmışlar? Hem deniz kestanesini hem de deniz yosununu o ortamda mevcutken bakın deniz yosunlarının e, kapladığı alan minimuma inmiş seviyede görüyoruz. Buna göre bir deniz kestanesi ve deniz bir herbivor beslenebilirler mi? Evet bunlar otçul besleniyorlar. Deniz yosunları bakın üretici canlılardır. Otçul beslenleri söyleyebiliriz. Deniz salyangozların bu bağlamda ve deniz kestanelerinin. İkinci öncül deniz kestanesinin varlığı deniz salyangozlarına oranla deniz yosunlarını daha fazla etkilemiş midir? Evet yalnız deniz kestanesi bakın ortamdan kaldırılınca deniz yosunları çok daha fazla çoğalmışlar. Altta ise bakın yalnız deniz salyangozları ortamdan kaldırılınca Deniz kestaneleri ortamda kalınca deniz yosunları çok daha fazla etkilenmiş bu olaydan. Bu da etkili olduğu söylenebilir. Üçüncüsünde ise hem deniz kestanesi hem de deniz salyangozlarının varlığı deniz yosunun sayısını en aza indirgemiştir. Evet bakın her ikisinin varlığında kontrol grubunda bakın minimum seviyede deniz yosunlarının kaplamış ol olduğu alanı görmüş oluyor. Sıfıra bakın yakın görüyorsunuz. Bu da doğru bir ifade olur. Cevap Edirne olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz aşağıda bir komünitedeki besin zinciri gösterilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Ne görüyoruz? Güneşte doğrudan üreticiler bağlantılı. Sonra bakın otçulara geçiyor enerji. Sonra etçilere geçiyor. Hepsi bakın sonlum yapıyorlar. Ve hepsi zaman gelince ölüyor veya organik artı çıkartıyor. Ayrıştırıcı varlıklar bunları parçalıyorlar. O zaman komünitenin temel enerji kaynağı güneş midir? Evet bakın güneş üreticileri besliyor. O da diğerlerini beslemiş yiyecekler yemek yemek suretiyle üreticileri diğer canlılar bu şekilde kendi karınlarını doyurmuşlar. Üretici birinci trafik düzeyde yer alır mı acaba? Evet. Üreticiler birinci trafik düzey. Onları yan ikinci trafik düzey. Etçiler üç oluyor. Bir de hepçilerimiz var. Olursa bu da dördüncü trafik düzeyimizi oluşturmuş oluyorlar. O zaman bu da doğru bir ifade. Ayrıştırıcılar bütün canlılarla iletişim halinde mi acaba? Evet. Bakın hepsini arkadaşlar ne yapmışlar? E, parçalamayı başarmışlar. E, hepsinin ölüsünü, organik aklını bakın parçalayan ayrıştırıcılardır. Onun için cevabımız 1-2-3 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Aşağıda karbondioksit yoğunluğunun yıllara bağlı değişimi ne olmuş zamanla? hep artış göstermiş. Bakın artmış. Bakın şurada biraz az ivmeli artmış. Burada biraz daha yüksek ivmeli. Burada bakın çok çok daha fazla ivmeli artış göstermiş. Yani sanayi genişlikçe bakın şu yıllara doğru karbonhüks miktarının da arttığını sürekli olarak görmüş olabiliriz. O zaman sanayi, endüstri gibi gelişmeler karbonhüks artış hızını artmıştır. Artırmıştır. Küresel ısınma tehlikesi giderek artmış mıdır? Evet karbonhüks arkadaşlar e, sera gazları arasında yer alır. Onun için küresel ısınmayı artırabilir bu olay ve karbonis bakın miktarı sürekli artmış mıdır? Evet, grafiğimiz bakın sürekli artış yönünde gerçekleşmiş. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş. Oldu. Devam ediyoruz. 5. sorumuz. Evet, 5. sorumuz diyor ki böcekçi bitkilerde 1 2 3 4 olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olur diyor. Şimdi Böcekçi bitkiler niye böcek yiyorlar? Protein ihtiyaçları için böcek yiyorlar arkadaşlar. Çünkü böcekçi bitkiler azotça fakir topraklarda yaşıyorlar. Onun için azot ihtiyaçlarını bunlara karşılamak için mutlaka turgor basıncı etkisiyle yapraklar içerisine giren böcekleri sıkıştırıp havasızlıktan boğup sonra dışarıya enzimlerini gönderip böceğin proteinlerini aminoasitlere dönüştürüp bu aminoasitleri kendi içerisine almayı başaran canlılardır bitkiler, e böcekçi bitkiler. Yani normal fotosentez yapar mı? Yapar ama sadece azot ihtiyaçları için böcekleri yemiş olurlar. O zaman bunun sırasına bakacak olursak hareketi ile böceğin yakalanması. Böcekte bulunan proteinlerin enzimlerinin etkisiyle aminositlere dönüşmesi, böceğin üzerine ekzositoza sindirici enzimler göndermesi, bir iki ücret tarafından aminositler hücreyi anlarak proteinlere dönüşmesi, oluşturması, kendine özgü proteine dönüşmesi. Şimdi ilk önce böceğin yakalanması söz konusu arkadaşlar. Böcek yakalanacak. Yakalandıktan sonra böceğin üzerine öldükten sonra tabi canlı canlı yapmıyor bunu. Bir biraz bekliyor havasızlıktan, boğulduktan sonra bu şekilde sistem çalışıyor. Ekzositozda sindirici enzimler büyük oldukları için bakın ekzositozda difüzyona değil görüyorsunuz. Gönderilir. Daha sonra bu böceğin proteinleri e, ne yapılır bu enzimlerle? Bu kadar parçalanır. Oluşan aminositler daha sonra bitkiler bitki hücresi tarafından önce difüzyon sonra tamamını almak için aktif taşıma ile hücrelere alındıktan sonra kendi yapısına uygun proteine ne yapılmış olur? Dönüştürülmüş olur. Buna uygun şıkkımız 1, 3, 2, 4 şeklinde yani Bursa şıkkıdır. Altıncı sorumuz bitki nematotları baktakiller üzerinde yaşayarak onlardan besin ihtiyacını karşılıyormuş. Yani direkt tüketiyorlar. O zaman bu onun paraziti. Baklagil gelişimi buna bağlı zayıflıyor. Yani zayıflıkla da bakın verdiğine göre demek ki parazitik yapıyor. Ayrıca baklagil köklerinde rizobiyon bakterileri de vardır. Bu bakteriler ise baklagile azot temin ediyorlar. Çünkü bunlar havanın azotunu fiksasyon yöntemiyle bitkinin toprağın direkt kökünün köke, bitkinin köküne indirebiliyorlar. Baklagil bitkisine bu şekilde fayda sağlıyorlar. Tabii bunun karşılığında ne yapıyorlar? Bir iki kökünden de bunlar kendi besinlerini temin etmiş oluyorlar. Ama her arasında karşılıklı burada mutualizm yani mutlu bir yaşam vardır. Yani baklagil bitkisi ile rizobium bakterisi arasındaki ilişki mutualizmdir. Buna göre açıklamaya göre hangileri doğru olabilir demiş zaten. Baklagilleri ile arasında parazitizm görülür. Çünkü bakın gelişim zayıflamış ve bakın direkt bundan faydalanmış. Baklagil gelişimi hem de metotları hem de rizobium bakterilerini olumlu yönde etkiler. Evet baklagilin varlığı her ikisini de bakın ne yapar bu şekilde olumlu etkilemiş olur. Ee, Riyazobiyum bakterileri ile baklagiller arasında mutlu bir yaşam vardır. Evet farşıklı faydaları var çünkü birbirlerine. Birisi azot veriyor birisi ona besin sağlıyor. Derken cevabımız Edirne olarak bulunuyor. 7. sorumuza bakacak olursak sıcaklık ekolojik faktörü ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Sıcaklığa bağlı olarak ekosferde rüzgarlar, fırtınalar, yağmurlar ve karlar gibi atmosferik olaylar meydana gelir. Evet, hepsi bunların sıcaklığa bağlı olarak meydana geliyor. Canlar üzerinde etkili olmasının temel sebebi polisakkarit yapılı enzimlere etkili olmasındandır. Şimdi polisakkarit yapılı enzim diyor. Bir defa enzimler protein yapılı. Şeker yapılı enzim olur mu? Olmaz. E, artı sıcaklık bir defa şekerleri etki etmiyor proteinlerin yapısını bozuyor. Bakın hem oradan hem buradan çift yönden bakın size ipucu vermiş. O zaman bu yanlış. Bilgilerdeki nasti ve taksis hareketlerini etkiler. Foto Fotonasti var, termonasti var ama fototaksi var. Ya yani ışığa bağlı hareketler var fakat termotaksi diye bir şey yok arkadaşlar. Onun için sıcaklığa bağlı hareket olmadığı için bunu V dediği için alamıyoruz. Öncüllerimize cevap yalnız bir olarak bulunuyor. 8. sorumuz aşağıda besin piramidi canlara ait bazı özelliklerin özellikler bakımından oluşturulmuştur. Buna göre piramit hangisine göre yapılmıştır diye soruyor. Bakın aşağıdan yukarıya doğru 1000 kilogram, 100 kilogram, 10 kilogram, 1 kilogram bakın ne olmuş? Biyokütlenin azaldığını görüyoruz. Şimdi buna göre grafiğimizi düşünmemiz, yorumlamamız gerekiyor. Bireysel kütle yukarıya doğru artış gösterir. Ama bakın buradaki rakamlar azalış yönünde. O zaman bu azalma yönü bireysel kütleyi ifade edemez. Biyolojik kütle ne yapar? Artar. O da bakın yukarı doğru azalmış. Bu da bunu ifade edemez. Ama bir dakika. 1000 kilogramdan bakın. Yukarıya doğru evet biyolojik kütle bakın toplam kütle ağırlığı azalmış. Evet bunu ifade eder özür dilerim bireysel kütle ifade etmez. Zehir miktarı peki yukarıya doğru ne yapıyordu? Artış gösteriyordu. Bakın burada binden bire düşmüş yani azalış göstermiş. E, zehir miktarı azalmıyordu ki artıyordu. O zaman buna bakın ifade edilemez. Cevap onun için yalnız iki olarak bulunmuş olur. 9. Aynı türe ait bireyler bir araya gelerek popülasyon oluştururlar. Buna göre popülasyon oluşturan sağlıklı bireylerde hangileri aynıdır diye sorulmuş. Şimdi popülasyonlarda aynı tür demektir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut atlayabiliyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem. Bakın takım özelliğinde biz bireylerin hangi türbesinlerle beslendiklerini ortaya çıkartırız. Aynı tür canlıların kromozom sayısı aynı olmak zorundadır. Buna bağlı takımlara aynı olduğu için beslenme şekli aynı olmak zorundadır. Sonluum şekli yine aynı türlerde e, aynı olabilir. Mesela aynı tür bakteriler ne yaparlar? Oksijenli solunum ya da oksijenli bakın solunum yaparlar. Bakterilere bakın indirgersek bu olayı solunum şeklinde de aynı türlerde aynı olacağını düşünebiliriz. Ama DNA dizilişi mutlaka her canlı da farklıdır. Tek yumurta ikizi hariç bakın bütün canlıların DNA dizilişi farklıdır zaten. Onun için aynı olarak biz D'yi ancak bulmuş oluruz. 10. ve son sorumuza bakacak olursak aşağıda şemada azot devrinin belli bir bölümü gösterilmiştir diyor. Buna göre soru işaretli yere hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Şimdi organik artıkları parçalayan e, çürükçüler vardır. Onlar organik artıklardaki proteinleri bakın amoya dönüştürürler. Amonyak daha sonra nitrit ve nitrat bakterileri tarafından bu 2 ve NO3'e dönüştürülür. Artık NO3'ler tuzdur, azot tuzlardır. Bunları bitkiler kökleriyle kullanabilir. Bitkileri bakın yiyen bu e, hayvanlara geçer azot. Daha sonra hayvanlar da bitkiler de diğer varlıklar da bakın ölerek tekrar organik artık haline gelir. Ve bunları tekrar saf dünyaya kazandırmış olur. O zaman soru şartı yerimize biz amonyağı yazmamız gerekir arkadaşlar. Evet sorularımızı bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde konularımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin efendim.